Radar. Yalçın Orhan da bizi şikayet etmiş sağ olsun. Yalçın'ım canımın içi. Mike Kartal'ın ceza almasında baskıcı kendisiydi. Onu da kendisi de biliyor. Allah'tan korkusu yoksa o zaman yapacak bir şey yok. Yukarıdan hani beyefendiden haber geldi bırak demiş. Ne diyor biliyor musun? Bak. Ben Twitter'a bakmadım halde beni engellemiş. Aa Allah dedim benden de engelledim buna. <laughs> Bak orada büyük kriz var. Erden o? Galatasaray'ın belki de gelecekti ki başkan adayı. O koltuğa oturmayı çok istiyor. Altyapısını o kadar güzel gördü ki medyanın baronları Herkes Erden'in yanında. Elektriklerin bende gittiği nokta bu. İletişim departmanına çalışan adamın böyle dört olması akıl olur değil. Şimdi bir de bunun için çok sevdiğim dostlarım çok iyi insan diyor. Ya bunu iyiliği batsın. Nasıl iyi insan? Ben de şey severim. Bak bizim için bulunmaz değil mi? Benim için bulunmaz değil mi? Niye? Çünkü hep açık veriyor. Yediler, içtiler, zengin oldular. Hesabı ödemek bana kaldı diyor. Kaç kere mevzu oldu? Dördüncü, beşinci kezdir. Bizi masaya çağırıyorlar. Ya Erden Timur çık, Ali otur. Ya yani sen başkan olacaksın Galatasaray'da. Ben söylüyorum ha. Başkan olacak Galatasaray. Ferun Abrada hoş geldin. Hoş bulduk Radare. Nasılsın? Vallahi ben iyi değilim. Neden? Tüm futbol piyasasından dolayı ki iyi değil. Medyası ayrı bir garabet, teknik adamları ayrı bir garabet. Dolusun yani. Teknik adamların dışında futbol piyasasının paydaşlarının birçoğunun hatalarına çıkarttık. Şimdi buradan çok şey söyleyeceğiz. Yayıncı kuruluşun yaptıkları, Fatih Hoca'nın kullanmadım dediği kredilerin ispatını ondan sonra Yalçın Orhan da bizi şikayet etmiş sağ olsun. Yalçın'ım canımın içi şöyle düşünülerekten şikayet etmiş belli ki seni şikayet ettim bundan sonra benle ilgili konuşmazsın diye. Hani e, Haluklar yaptı ya geçen çok ayıp ettiler sonra da pişman oldu özür de diledi. Zaten o yüzden gerginim. Yani elle tutulur hiçbir yerimiz kalmadı. Biz burada belgeyle, bilgiyle konuşuyoruz. Biz bunları söylerken bir şeye dayandırıyoruz. Dayandırmasak konuşmayız zaten. Ama Şararet şu... diyor Yalçın Orhan Ne olduğunu söyleyeyim ben abi müsaade edersen. Sen bir gün burada dedin ki Federasyon yöneticisi başkan vekillerinden biri olabilir bakmamla. Evet, tekraretimde. Tekrar Yalçın Orhan'la ilgili 2011 sezonunda daha sezon bitmeden Fenerbahçe şampiyon olsa bile o kupayı Fenerbahçe'den ben... alacaklar dediğini söyledin. Sana hakaret dava davam açtı. Ta, hakaret neresinde var bunu İspat et diyebilir, ispat ederim. Çünkü o gün orada olan iş insanlarından iki tanesi benim kardeşim. <laughs> Anladın mı? Sen onu nasıl okudun? Ha? Hakkımda konuşma. Ya, bir daha konuşma. Yani böyle göz korkutup medya mensupları yapamazsın. Şimdi Yalçın Oran Federasyondayken Şahla'da Federasyon Yönetim Kurulunda duruyor. Evet. E, biz orada dedik ki, kartalın ceza almasında baskıcı kendisiydi. Onu da kendisi de biliyor. Allah'tan korkusu yoksa o zaman yapacak bir şey yok bir ikincisi Trabzon'da yal ve ceza gelmemişti. Bir şey abi Tabii, yok. tabii. Ha, anladın mı? Aynı zamanda da METE Kalkava'nın e, hakemlerinin bitirilmesi sürecini de yaşadık biz. Doğru. Oradan sözleri kim verdi? Mehmet Büyükekşi mi verdi? Ya Mehmet Büyükekşi bu kadar dardayken, köşeye sıkışmışken böyle sözler verir mi vermez? Yalçın oran sözü veriyor oraya. Anladın mı? Verdirten o. Çünkü Trabzon'u korumak işgüdüsüyle. Neyse ceketini çıkartıp bir kenara koymuyor ki. Ne Fenerbahçelisi, ne Galatasaraylısı, ne Beşiktaşı. ki Onlardan bunu istiyorlar zaten. Ceketlerinizi çıkartmayın bizim için mücadele edin orada diyorlar. Ya orası sizin babanızın malı değil. Oraya gittiniz de ceketinizi çıkartın arkadaş. Yalçın Orhan. Eyvallah. Birader konuşmayız. Korktum senden. Çok korktum. Şimdi Alt <laughs> Federasyon'la girdik Yalçın Orhan'la. Evet Büyük Ekşi'yle devam edeceğim. radar alıyorum. Sen dedin ki istifa etmeyecek dedim. Açıkçası ben abi bu bütün bu olaylardan sonra adamın istifa edeceğini bekliyordum. Neden istifa etmedi ya da etmiyor. Etmiyor. Ben burada anlattım tane tane. Yayıncı kuruluş ihalesi var. Bak onu da anlatacağız. Avrupa şampiyonu hazırlığı var. Yabancı statüsüyle ilgili alınacak karar vardı alındı. Biliyorsun doğru yanlış. Ben beğeniyorum. Bence o. 12 bile fazla ama 11'i sahada. 11 hadi iyi. Ya hiç çok adil. 26'ya düşürecekler mis gibi. Hiç değilse adil. Yani doğru düzgün yabancılar seçsinler getirsinler. Ha, Umarım, bak Ay. mesela niye doğru düzgün seçsinler diyorum. Ali Koç Başkan. Ya 6 senedir biz seni eleştiriyoruz. Tamam üzülüyorsun, alınıyorsun, darılıyorsun. Problem hmm. değil. Ama bak bugün yaptıkların Bonucci'yi getiriyorsun, kurulun getiriyorsun. Hala bir santuvar peşindesin. ve tak tak arkadaş işte 5 yıldızlı iş yapıyorsun. Ve bunları da doğru hamlelerle bon servisi yok. Çıt hop mis gibi. Neden? Yaş çırınırı ve ben bakmıyorum bu durumda. Kendi söylemesine rağmen niye işte çok konuşup çok söz edip çok söz ettikten sonra fatura kendine çıkıyor söylemeseydi bunları artık 30 yaş üzeri yasaklanmalı. 30 yaş üzeri oyuncu transferi yapılmamalı. Son dakikada transferler yapmamak lazım. Kendisi söylüyordu Sayın Ali E bunları söylemeseydi bunun altında kalmazdı ama yine de ben o konuda eleştirmiyorum ben şunu diyorum. Doğru adamlar işte 30 yaş üzeri. Ya Çeko gibi bir tane adam gelmiş. Başımızda taşıyalım. Tüm futbolun içindeki bütün aile. Yani yine anlatabiliyor muyum? Yine adamın beyefendiliği, adamlığı, profesyonelliği, sportmenliği sağ içindeki tavrı yaptıkları şusu busu yani muazzam bir şey. Kaç onu işareti olmayan adamlar. Tabii ne ki koyarsın. Tabii abi bol içi de öyle değil mi? Tabii. Adam kemik ya. Varlığı tehdit verir rakibine. İşte bunlar doğru işler. Ve doğru adımlar. Transferin başladığı gün ikisinde bitiriyorsun. Tabii. Yani, e zaten planlama yapar. Bu planlama işte. Orada doğru, da... planlama. Doğru inşa yaptın mı? Alkış alırsın. Büyük ya neden istifa etme? öyle dik defalar. Cevat Kum da benim arkadaşım kardeşim. Söyledim orada oğlum istifa mı istifa etmeyecek? çarşamba günü normal yönetim kurulu toplantısı vardı. Dedik ama inanmadılar abi. Yok yapmaz adam. Ya spor bakanı gelmiş. Adamın bak Ali Koç o bu. Dünya kadar yönetici orada dünya kadar laf etmiş. Hakaret etmişler. Mehmet Büyükekşi'ye o toplantıda. Bahsettik ya kaç parçalarını. Sonra da kendileri de bırakmam istiyorsanız bırakayım deyip de kafalarını kaldırmamışlar gibi çoğu. Doğru. Geçen de hafta söylemiştim. Değil mi? değil mi? Şimdi yok. Oradaki mevzudan sonra Osman Bak Sayın Bakan demiş Mehmet Bey bırakalım artık demiş yani. Yukarıdan hani beyefendiden haber geldi bırak demiş. Ne diyor biliyor musun? Bak Erman Hoca'ya söyledik konuştuk. yani Hoca benden önce davrandı. Bir kısmını söylemiş. Demiş ki ben demiş beyefendi aramadan bırakmam. Benim yapacak çok işim var Avrupa Şampiyonası öncesinde çalışmalarımız var. Avrupa Şampiyonası'na takım götürürüm. zaten kongre var kongremiz yaparız. Ben de aday olur olmam bakarım duruma demiş. Lan bırakmıyor yani. Bırakmayacak zaten. Ben size söyledim Mayıs'a kadar. Yani belki Nisan'da filan bir kongre kararı alınırsa. Olabilir. Sonra 45 günlük bir süreç var. Toplanma süreci falan filan ancak öyle. Evet. Gündemin ana konularından bir tanesi Galatasaray yaptı biliyorsun. Basit toplantısıydı. Ee, birkaç bölüm var. İlkini radara alıyorum. Erden Timur'un açıklaması abi. Bundan sonra artık tabii ki farklı şekilde aksiyonlar alınacaktır. Bunu da böyle bilinmesi gerekir. Bundan sonra bu başkanımızın yaptığı şey son uyarı niteliğinde. O son uyarıda gereken şey sağlanmadığı zaman bu sefer biz gerginliği arttırmamak için aylarca üstümüze düşen vazifeyi yapmış olacağız. Sonra gerekenler tabii ki şu an çeşitli mecralarda yapıldığı gibi muhataplar nezdinde yapıldığı gibi o zaman daha farklı da yapılacak. Ne diyor gerekeni yok. Lig sonu kayıtlarla her şeyi açıklayacağız. Bu iş böyle giderse devam etmeyiz. Bu o geçen seneki açıklamalar. Evet. Başkanımızın yaptığı şey son uyarı. Bundan sonra farklı şekilde aksiyon alacağız. Yani fıtratımıza uymayan şeyleri yapacağız dediği gibi Ali Koç'un. Ya bu tehdit dili, nefret dili kimseye bir şey kazandırmaz. E ne diyor abi? Ya maçta var? Ben defalarca izledim. Bak e, o troller e, sosyal medyada hep kulüplerin trollleri var. Oyuncu yere düşüyor. Düştüğü fotoğrafı gösteriyorlar eline çat. Ya kardeşim aksiyon alıyor. Şimdi teknik adam ve oyuncularla da konuştum ben. Ya o düşüşün düşme anında değdi değmedi orta falan. o tartışılıyor filan. Oyuncu kendini attı diyelim. Atarken de ne kadar kurrazmış dönüp dönüp topu da takip böyle gözü böyle dönecek. Eliyle topu bulacak. Topa dokunacak şeyin önüne gelmesin. Mertensin. Yani ben. Ya yazık günah be. O kadar da değil yani, yani ya. Bu arada mesela teri yok. Yani da 3 yoğuncu yani, da. da oyuncuları ben ilgilenmiyorum. Ha, neyse ama son itibariyle er, ortalama bir tartışma konusu. Yani ortalama yani o kadar da ayıp etmezler değil mi? Teriyoda da aleni bir şekilde yapmazlar herhalde. Bütün Hı. pozisyonda penaltı penaltı penaltı. Senin ne iş var ellerin böyle? Sen hentbolcu musun? musun? Ne yapıyorsun? Yani Erdem Timur geçen seneki yöntemleri tekrar devreye sokarız ve birden yap kamuoyu oluşturma. Çünkü diyor ki sürekli bizim kamoy oluşturmamız lazım. Bu ne biliyor musun? Kavşana kaç tazyi tut. Yani aman hakemlerin aklını karıştıralım. Ya bu kadar da karışıyorsa bu hakemler hiç piyasaya çıkmasınlar kardeşim. Senin iki cümlenle işin şekli cemali değişiyorsa amenna. Ama Erdem Bey şunları söylemiyor. Bak orada büyük kriz var. Erdem Timur Galatasaray'ın belki de gelecekteki başkan adayı. Başkan olacak. O koltuğa oturmayı çok istiyor. Çünkü altyapısını o kadar güzel ördü ki, o kadar güzel ördü ki medyanın baronları herkes Erden'in yanında. Erdem Timur Bey'in. Görüştük görüşmedik filan hikayeleri. sonra patladı zaten biliyorsun. Tamam aradılar sordular falan yaptılar filan yaptılar aramayız mı aramayız dediler ama netice itibariyle Erden Timur'dan rahatsız olan da bir klik var Galatasaray'da. Metin Öztürk'le dursunuz Özbey'in çıkma birlikte çıkma sebebi de aslında bu. Yani hop dur mu dediler? E tabi bir dakika sen her parçayı toplamadılar. Osman Tamburacı ne diyor? Osman Tamburacı diyor ki böyle hayalleri falan bırakın böyle hani transfer yaptım ettim bilmem ne kamuoyunda bir anda Galatasaray'ın en önemli adamı olduğum hikayelerini bırak diyor. Neden diyor? E çünkü Erdem Tümur çok öne çıktı. Bir dakika. Şimdi Erdem Tümur'a e bunları sormak bir gazetecinin borcu oraya girip taraftar soru soramayacağına göre ya interaktif olması lazım taraftar soru soru. Tabii. Erdem Timur cevap verecek. Yok öyle bir şey. M medya mensubu da iki taraf arasında köprü olduğu için şu soruyu sorma. Şu soru da sorulmalıydı. Birçok soru soruldu aslında. Aslında soruldu. İkardiye kadar soruldu. Her şey soruldu. E, yapılan transferlerin bu kadar baş başarısız olması. Çünkü övgü kim aldı? Erdem Timur aldı. Evet. Ne Dursun Özbek aldı, ne Okan Buruk aldı, ne bilmem ne. E Dömboli nerede? Embon Dömboli. Şey nerede? Za. Za nerede? Ziyeç. Ziyeç nerede? Tete nerede? Angelino. Tete ne şikayet etmiş. Ancelino nerede? E orta saha bir Torera o da o, o, o zamandan değil. Geçen sene. Geçen seneden. Ya yani hiç sene büyük bir ayak. Abi şimdi bir, o zaman yani bu şolun tatlısını baklavasını kaymağını yerken eyvallah. Ya ama işler terse gittiğinde takıma bir yararı dokunmadığında bu oyuncularla ilgili eleştiri geldiğinde soru sorulduğunda da üzülmeyin arkadaş. Ya bir kendinizde de bir arayın bazı şeyleri. Ali Koç Başkan Fenerbahçe'de 5 senedir doğru düzgün transferleri yapmadığında adamı yedik be. Kılçıksız götürdük yedik yani bitirdik. Kemiğini falan bırakmadım ben yani. O kadar eleştiriyorum. Değil mi? Doğruşturuyorum da hala hiç problem yok. Sadece ben şu anda taktığım noktası çok konuşup hep kendine fatura çıkarttırması kendi kendine. Mevzu bu. Çok konuşmayıp yerinde konuşsa şat şat devam edecek. Bu kadar çok gündemde olmaması lazım. O yüzden de çok eleştirilirsin. Çünkü bu kulüplerin büyüklüğü başka bir büyüklük. Adık olmaz. Ama Erden Timur'un bir Galatasaray tarafında başkan olmasını istemeyen bir klik var. Eski Asaylılar Ahmet Ocak'la sana söylüyorum. İstemiyorsunuz. Ahmet Yüce. İstemiyorlar Galatasaraylı Seliler. Bir kısmı istiyor. Bir kısmı diyor ki Yerden Timur gibi kurnaz bir iş adamına ihtiyacımız var. İnşaatlar yapılacak. Arazileri aldık bak. Buralardan çok güzel dönüşler var. İktidar bak. savaşları var yani. Tabii. Onu yazdım ben sana da burada anlattım. Hani Metin Öztürk. Evet. Dursun Özbek aday olmasını istiyor. Dursun Özbek değil de Sayın Başkan. E, o klik istiyor. Dursun Başkanı da hani bir şekilde artık yapmaya götürüyorlar ki rahmetli Mustafa Cengiz'i hatırlıyorsun. Yani Galatasaray'ı hoşlanmış insanla ben yana gelmem. E, alacağını tahsil etmek için icraya veren insanda işim olmaz demiş. Dursun Başkanı buraya niye geldiğini cümle biliyor. Cumhurbaşkanı'nın icazetiyle geldi. Bazı konuları çözdü. Arazi marazi işlerini, adamada işlerini işi bitirdi. Şimdi Erden Timur'un orada olma isteği de başka bir seviye. Anladın mı? Onun o altyapısı tamamlandı. Şu anda inşaat CEO Erdem bilir. İnşaatın temelini attı. Üstüne yılma betonun girdi çıktı betonu çıktı. Şu anda sadece e, iç temiz şeyi kaldı. Hani ne diyorlar adına? İnce, i̇ncesi mi? İnce, i̇ncesi. Ha, i̇ncesi kaldı. İnceyi de yaparken tam yapacakken çat. Dursun Başkan'la Metin Öztürk yanına oturdu. <laughs> Hikayesi bu mudur? Tabi tabii ya, ya efendim lig sonu kayıtları açıklayacağız falan filan. Başkanlık yaptığı şu an başkanımızın yaptığı son uyarı orada da sanki zaten Metin Bey de zaten sürekli başkana hürmet saygı bir Galatasaray'la da söylüyor. süper bak beğenirim ben böyle işleri başkan her zaman saygı çok güzel erdi. ama Erdem Timur'la biz birlik beraberlik içinde çıktık buraya falan demek yanlış sonra da o kızcağıza orada sordu sorudan sonra ona mı gireceğim? Oraya giriyorum. radar alıyorum. Ee, sorumu Icardi üzerinden şekillendirmek istiyorum. Ee, böylesine hassas bir dönemde tedavisi her ne kadar Devam ediyor dahi olsa şampiyonluk yarışının bu kadar kızıştığı bir dönemde takımın yanında olmasını tercih eder miydiniz? Çok güzel soru. Beril kardeşiniz, Beril mi? Beril. Çok tebrik ediyorum. Ee, buradan biraz ağır gireceğim ama. Beril kardeşim gitmiş mi? Gitti. Gitti. Çok da nazik bir soru sormuş mu? Sormuş. Ee, bizler de zamanında Galatasaray'ın, Trabzonspor'un basın toplantılarına gittik, davetli gittik sorularımızı da sorduk çatı çatı. Bu ne demek ya? Bu son zamanlarda çıktı. Galatasaraylı, Galatasaraylılar soracak. Fenerli, Fenerli soracak. Beşiktaşlı, Beşiktaşlı soracak. Olur mu öyle şey? Gazetecilikte böyle bir şey var mı? Ben şuna karşıyım. Gazeteci kulüplerde çalışmaz. Ona gazeteciyim demez. Sadece iletişim departmanda çalışan birey olarak nitelendiririm ben onları. Gazeteci olarak nitelendiririm. Güzel soru sormuş. Temiz. Eyvallah. Tertemiz gitmiş oraya. Yani FB TV'de çalışıyor olmasından dolayı zaten böyle oldu. Kandil Sümertaş'a da Fenerbahçe'yle yüklenmedi mi zamanda? Doğru. Peki. Şimdi o zaman abicim her şey tamam iyi güzel de bu kadına şiddettir demediler mi o zaman Fenerbahçe taraftarı yüklendiğinde o da yanlıştı. Ben onu da söyleyeyim. Mandayı ben çok severim. Sayarım. Volkan Demirel de çok sever sayar. Bir gün Volkan Demirel Fenerbahçe'ye gelirse onu da yanına getirir. Bak sana söyleyeyim. Çünkü bu kadın bu işi biliyor. Ben de Re iyi tanırım. Konusunda da... Ben, 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 de iyi tanırım. Hep tanım. Ben onun işini iyi yapanlardan. Şimdi o süreçten sonra da zaten yayıncı kuruluşta yeri yükseldi. Evet evet. Görevi de yükseldi. Şu an önemli bir görevde. Tamam mı? <laughs> Ne oldu? Çünkü düzgün durmuş. Öyle ya da böyle. Çünkü o zaman Fatih yanında çalışırken kamerayı şöyle koymayın. Şunu şöyle çekmeyin. Yok ilk şey zoom'da bilmem nere şunu yapmayın. Diyen direktifler veren e, Galatasaray çalışanı olarak böyleydi. Tamam, ne oldu? İletişimci. Neticede aynı şey. Ama orada sen soruyu sorduktan sonra gidip yanına bir iletişim e, Murat, Bereket baş... Bu arada bunu yapan. Şimdi burada işte kopan nokta bu. Elektrikleri söndüğü nokta bu. Elektrikleri bende gittiği nokta bu. İletişim departmanına çalışan adamın böyle dört olması akıl olur değil. Şimdi bir de bunun için çok sevdiğim dostlarım çok iyi insan diyor. Ya bunun iyiliği batsın. Nasıl iyi insan? Senin aynen çoluğun çocuğu yok mu kardeşim? Sen nasıl tehdit ediyorsun? O çok çirkin. Tamam şunu yapma seni aldırmam. Röportaj verdirmem bilmem ne. Ya ben de yaşadım 17 sene Fenerbahçe'de. Bana da ne röportaj verdirdiler de bir şey. Samandıra tesis meclis bir yere girişim yoktu ama ben en iyi haberleri ben çıkarttım. Bu Şimdi bu bir tercihidir. Der ki almıyor. Verci saygı diyorum. Sen de sen de basit toplantı akredite olan insanları seçersin o zaman kardeş. Tamam mı? Yedi ceddine bakarsın seçersin. Ne bu altı üstü bu basit toplantı. Soru sonra cevap vermem. Cevap vermiyorum sana da. Hasan Arat nasıl yaptı sayın başkan? Gökhan deyince çat çat. Doğru değildi. Bence yine doğru değil. Yine akredite etme kardeşim. Bu adama bir şeyiniz var. Sonra Hasan Başkan hiç kendi kimliğine yakışmayacak bir cümle kurdu orada. Ne dedi? Daha neler göreceksiniz? Ya bu olur mu? Fıtratımıza yakışacak. Daha neler göreceksiniz? E sonra bu e Erdem Timur'un başkanının yaptığı şey, son uyarı. Bundan sonra farklıca iddia da aksiyon alacak. Aksiyon alıp ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın? Ne ne olacak? Ne yapacaksınız yani? Hakemlerimi tehdit edecek. Ne yapacaksınız yani? Basın toplantısında dikkat çeken enteresan şeyler oldu. Bak biz bu mesleğin büyükleri. Son kalanlarıyız. En son Talay abi de defnettiler. Allah rahmet eylesin. ben Allah rahmet eylesin Talay erken. Sonrasına gelen nesil biziz. Yani Halil Özerler, Gürcan Bilgiçler, Bilal Meşeler, ben, Kadir Çetin Çalı, Süleyman Rodoplar şunlar bunlar. Ama ben basın toplantılarında hiç bu kadar yanlı ve taraflı sorular sorulduğunun hayretle izliyorum. Bülent Uygun'a bir önce bir gireyim. Şimdi Bülent oraya gitmeden önce de biz iki gün önce beraberdik. Sohbet ettik falan filan. Sivas'ın teklifinden haberim vardı. Gidecek, görüşecek, anlaşacak. Eyvallah. Ya sen espiritüel bir adamsın. Eyvallah. Sen Sivas'ın hocasısın. Öncelikle Sivas'ın hocasısın. Sen basit toplantısına girerken penaltımsı, off senin işin değil. Girme o toplara. Sonra da sana derler ki cezaevine giren, çıkan adamsın sen derler. Olmaz. Olmuyor. Kadir Çetinçalı, bari sen yapma be birader be. Yani mesleğin son adamlarıyız. Dünya kadar nefes açıklamam var. Ya illa ki, ismini bile anlıyorum bereketli arkadaş. Anladın mı? O geleceğim oraya. Ona gel, o önemli değil. O kendini ifşa etti. O Gazay fanatiği olduğunu gösterdi. Ya adam beni engellemiş ya. Ben Twitter'a bakmadım halde beni engellemiş. Aa Allah dedim ben de engelledim ona. <laughs> ya olacak iş değil. ya. Ne Ahhu sen iletişimsin ya. İletişimin ne olduğunu lütfen Google'a yazın bir bakın ya. Hadi. Yani bu astım kestim yıktım bittim gelme gitme soylu sorma böyle sor falan filan ne oluyor ya. Ya yani size doğru sorular soru yöneltilecek ki siz doğruyu bulasınız. Yani Icardi'nin neden olmadı? Önce yanak kemiği ameliyat bilmem ne dendi. E sonra Erden Timur ne açıklama yaptı kardeşim? Dedi ki biz ona bir kök hücre yaptırdık. Ben de kök hücre yaptırdım için biliyorum. Evet öyle Bir tür. süre hareket etmemesi lazım. Bazı antrenmanları yapmaması lazım. Biz de hocamızla konuştuk izin verdik diyor. E peki Okan Hoca diyor ki kardı geldi mi? Gelmedi mi? Demedi mi ya? Daha daha iki gün önce ya. Demek ki kardın haberi yok Okan Hoca'nın. Ya kimi kandırıyorsunuz? Kadir Çetin Çalı'ya yakışıyor mu? Hani o seviyedeki insanların yapmaması lazım. Ya siz hiçbir zaman dost demiyor Fenerbahçe size yan yana toplantıya da girmiyor. Onun bir eleştirisini biz de yaptık zaten. Ne demek yani? Siz sadece kulüpleri temsilcisisiniz, temsil noktasında geçiş süreçlerindesiniz. Belirli zaman seçildiğiniz süre içinde yönetiyorsunuz. Ondan dolayı da <laughs> bu büyüklüğe hizmet eden insanlar olarak doğru hizmet edin. Milleti Çin nefrete sürüklemeyin. Diye defalarca da söyledik. Yapmayın. Lafa gel mi? Hepsi bizim kulüplerimizden. Yani Erzincan hocası. Çıkıyor dün Erzincan hocanı. Diyor ki canlı yayında olduğumu bilmiyordum diyor. Çez buraya diyor. Tokatlamakta haklıymış diyor Faruk Kocafere. Yani hakikaten belirli seviyeye gelmiş. Sürekli basın kartı taşıyan. Ondan sonra yıllardır bu işin içinde olmuş bir insanın... ...Kadir'in böyle bir soruyla böyle bir şekilde ifadede bulunması... Beni çok incitti. Şimdi sansürsüz futbol olarak dün aslında bir ay yaklaşık bir ay önce yaşanan bir olaydan sonra dün bir detay ortaya çıkardık. Kadın futbol maçında evet. maçında bir kavga çıkıyor. Hmm. ALG kendi YouTube kanalına yayınlıyor. ALG Spor Galatasaray maçında sonunda bayağı olaylar var. Evet. Galatasaray hocası bilene saldırıyor. Orada bir arbede oluyor. Bir şeyler oluyor. Sonra abi ben bunu görünce önce Galatasaray'ın YouTube sayfasına girdim. Son bölüm kesilmiş. Çok sevgili. Çok belli. Sonra görüntüyü bulamadım. ALG Spor'a gittim. Oradan görüntüyü bulduk. Sonra Galatasaray'ın... Bulunuyormuş ya. Yani. Ga bulunuyor. Daha bombası var. Galatasaray'ın bu iletişimcisi Murat Bereket. Bu haber ortaya çıkınca ne yapmış biliyor musun abi? Ne yapmış? O Galatasaray'da kırptıkları videoya bir kırpma daha yapmış ki tam olarak kesildiği belli olmasın diye. İkisinde kaydı var. Yazık. Ve federasyon... İkinci olunca böyle hatalar yapıyorsun işte. Ve federasyon abi Galatasaray 10 bin lira para cezası vermiş. Alege Spor'u kılıçtan geçirmiş. Bir maç ceza, saha kapatma, bir oyuncunun da savunmasını alma. Kurrazlık bunu da e, şey zannediyorlar. Alkış alınca, aa yapmışlar filan falan deyince hoşlarına gidiyor bunların herhalde. Çok önemli değil. İki ay önce, bu da bir ay önce. Bu mevzular neden daha önceden gündeme gelmiyordu? Bir anda böyle birilerde geliyor. Ben onunla 2 İki ay önce de U11 takımı Fenerbahçe'de hocalarla bilmem oradaki taraftarlarla Galatasaraylılara saldırılmış. Evet. Büyük takım. Bu videodan olmuş bilmem ne olmuş. Daha yeni çıkıyor görüntüler. Karşılık hep bir savaş. İşte o sosyal medya zaten tam bir kur. Ben kendi adıma söyleyeyim mi? Ya, yani. Ben bu olaydan haberim yoktu. Hı. Ben görüntüyü değer servis etmiş. Tamam. Anladım. Öyle olunca görünce ulan ne oluyor diye bir baktım. Oradaki detay şu zaten ortaya çıkmıştı. Galatasaray'ın bu görüntüleri silmesi silmesi bu, Suçu kabul etmesi demek. Evet. Sildiğin zaman ben suçu kabul ediyorum diyorsun. E de çıkmıyor mu? ALS ne? ALG, ALG Spor'da çıkmıyor mu? Bu oynamışlar. E, e ne oluyor? Silsen sen ne oldu? Başarı mı yaptın yani? Ne oldu? E bir de 10 bin lira ceza almışız. Öbür taraftan bütün olayları çıkartan senin hocan, senin oyuncuların, senin teknik kadron. E sonrasında da ALG'ye dünya fatura etmiş. ALG çıksın açıklama yapsın kardeşim. Yaptı. Ne yaptı? Bizi doğradılar dedi. Bugün e doğradılar. Ama e, vermişler. vermişler. Tamam. Ama yani gerek yok. Yani bunlar bir ay, iki ay sonradan niye çıkıyor bunlar piyasaya? Şimdi ben onu anlamadığım konu. İşte ben size dedim ya. Birçok şeyi görmüyoruz aslında bu içinde. Altyapılarda yaşanan rezaletler, araba farlarıyla çocukların antrenmanı çekmesi, seçmelere giden oyuncuların, milli takım oyuncuların ayaklarda bekletip saatlerce, 4-5 saat ayaklarda bekleyip buz gibi havada oturacak bir tane sandalye yok, bir kumanya yok. Bir çay kahve su yok. Anladın mı? Yani ne anlatıyoruz biz yani? Hikaye anlatıyor. Ya e, bu iş sen iyi bir yerden yakalamışsın. Netice itibariyle yine burada bir adaletsizlik var. Asıl cezası alması gereken almıyor. Almaması gereken ceza alıyor. E bunu neyi gösteriyor? E, a, yani Sayın Erdem Timur'un dediği gibi. Hani dedi ya biz böyle giderse başkanımızın yaptığı son uyarı farklı aksiyonlar alacağız. Böyle aksiyonlar alıyorlar herhalde. Fatih'imden devam edelim. Şimdi şey severiz. Bak bizim için bulunmaz nimet. Benim için bulunmaz nimet. Niye? Çünkü hep açık veriyor. Seçin davası. E, dolayısıyla Anlattı. bir radara Fatih Hoca'yı alıyorum. Buyur abi. Ya Fatih Hoca'nın kızı çıktı dedi ki bizimle de babamın paradan puldan haberi yok. E sonra yayınlarda her şeyde bütün dökümanlarda ve yazışmalarda babasının parasından haberi var yatırdığından. Emre Belezoğlu'nu Volkan götürdüğünü herkes biliyor, dünya biliyor. Yazık adamı da yaptılar. İddianame de var zaten. ve hepsi var. İddianame var. Burada oturduk BDDK raporuna, BDDK'nın üyelerinin nasıl tehdit edildiğini Arda Turan tarafından. E bunları bir sonra Arda Turan dostlarla aratıyor işte abi filan üstümüze fazla gelmese. Gelmem gelmem. Bak iyi tarafını da söylüyorum, kötü tarafını da söylüyorum. Kıyak yap. Seni dolandırıyorlardı. Gittiğin o bebekteki yerde Arda geliyor deyip seni o masada kumar masasında söğüşlüyorlardı. Bak ben buna engel oldum gitmiyorsun. İyi yapıyorsun. Demek ki bir şekilde senin bir yerini kurtarmış oldum. Kıyak iyilik yapmış. Bir a birik yapmış oldum sana. Bu şekilde de davranma. Kaçdan getiriyorum işte. Hac kokusu getiriyorum. Şey kokusu getiriyorum değil mi? Faizli işler yapıp da oradan olmuyor. Oturmuyor. Yani BDDK'dan da kimseden açıklama çıkmadı. Allah'tan adamlar biz o rağmen doğru karar aldık. Biz neticede bankanın. Gelin Yani Fatih Hoca ne yapmış? Ne yapayım? Bir sürü şey var. Fatih Hoca tabii yazdı yani. Hatırlıyor musun? Bak ben de do dosyası vardı. Hatırlıyor musun? Çıkartmıştım dosyayı. İlk şeyi. İfade i̇fadesini söylüyor. İfadesini. Evet. Benim adıma krediler almış. Benim için haberim yok. Şudur budur. Herkes zaten Fatih Hoca'nın fonu olduğu için yatırdık diyor zaten. Mahkemede. Şimdi bankadan kredi benim adım almış falan filan diyor yani. Bir şey daha ortaya çıktı. Hilaf ya hakikat ne demek biliyor musun? Yalan söylemek. Ne kadar yalan insan söylüyor insanlar. Hepimiz söylüyor. Yalanın en çok kimlere indiğini, yani şeytanın kimlere indiğini anlattım ayet-i de diyor, yalancıya iner şeytan daha çok. Neciye, yalancıya iner diyor, değil mi? evet arkadaş, e bildiğin şeyi niye saklıyorsun ya? Kredi alımlarında ses kaydın çıkmış ya, bankadan kredi almadım diyorsun. Banka diyor ki almışsın, kendi ses kaydın var, onay yazık ki, ses kaydın var. E onay vermesen o krediler çıkmaz ki. Oralardan almışsın, oralara vermişsin, seçil kullanmış, dönmüş. Zaten en kızında kız diyor ya yediler, der zengin oldular. Hesabı ödemek bana kaldı diyor. Değil mi? Şimdi bu o da bir yol yaptı. Sonra diyecek ki bana şu kadar para verdi, vermedi, bu kadar para aldı. Birilerine söylüyor, seminlere falan söylüyor Biliyorsun. Zaten Emre'nin parası da oraya gitti diyor. Tamam. Söylüyor zaten evet. Şimdi bir gün gelecek diyecek ki bana hiç para vermeden bu oluşumu kurduğu için bir abimiz benden bu kadar para aldı diyecek. Şurada dursun. Bunu açılımını anlatacağım sana. O abiyi ne kadar para vermediği halde ne kadar para aldığını anlatacağım. Sonraki yayınlarda. şimdi değil. Peki. Şimdi olmaz. Tamam ama e, Denizbank çıkartmış ses kayıtlarını. Demiş ki hocam bak ses kayıtları burada. Ses kayıtları var. Onay vermişsiniz kredilere. Ha demiş. O zaman yaydıralım bunu demiş. 2 yıla 18 aya. Taksi, taksit ödeyeyim demiş. Şimdi bir de şey ödüyor Fatih hocam. Kredi taksiti mi? Yani offset olduğunu söylüyorlar yani şeyden. Bizim, e, e, ben, benim ek, e, idari hekimliğimden biri yani offside olabileceğini söyledi. Geçen sene için burada da aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Geçen sene de burada, yine burada yaşanan e, bir Varadıs faciası vardı. E, burada bu bizim lehimize olmuştu. E, bugün de aleyhimize oldu. Şimdi lehimize olmuştu dedi değil mi? Bir öncesinde de off-site off olduğunu söylüyorlar bana. Söylüyorlar diyor. Bu ne demek biliyor musun? Maçtan hemen sonra. Tabii. Arkadaşların seni yanıltıyor, aldatıyor ya da senin böyle konuşmanı istiyorlar. Okan Hoca ben niye seni uyarıyorum? Böyle yapma senin kimliğine, kişiliğine, aldığın eğitime, Rize'deki yaşadığın süreçleri de biliyorum. Birçok şeyini biliyorum. Rize'de neden beyefendi gibiydin? Bütün takım seni çok sevdi. Bütün camian seni çok sevdi. Akisar'da niye insanlar seni sevdi? Beyefendinin adamlığını, hak yemediğini, adaletli davrandığını bildikleri için seni çok sevdi. Hepimiz seni çok sevdik. Ben hala çok seviyorum Okan'ı. Okan'ın vicdanlı, merhametli bir insan olduğunu biliyorum. Ama Galatasaray'ın hocası olduktan sonraki sürecini hep eleştirdim. Olmaması gerektiğini söylüyor. Ama ne yapıyorsun sonra? Yine bu sefer tersinden bakıyorsun. Bir yıl sonra diyorsun ki offside'mış. Facia. Hı? Facia diyor. Facia. Offside'ımsı pozisyonu için facia diyor. E sonra senlik bir durum yok. Bak inan yok. Maçta hiçbir şey yok. Yani daha fare doğurdu basın toplantısında. Zaten bu konulara giremediler. Ali Bey'e cevap vermeye çalıştılar. E tamam. Ya arkadaş adam sizi kaç seferdir çağırıyor masaya. 59 öncesi kupalarla ilgili dediniz. Şimdi bu iki kulübün şeyini söylüyorum ben. Aralarına geçenleri ben söylemiyorum. Değil mi? 59 öncesi kupalar. isyan ettiniz, kavga ettiniz. Gelin masaya dediler gelmediniz. E kaç kere mevzu oldu? Dördüncü, beşinci kezdir. Bizi masaya çağırıyorlar. Ya Erden Timur çık, Ali Koç'ta otur. Yani sen başkan olacaksın Galatasaray'da. Ben söylüyorum ha. Başkan olacak Galatasaray. Erdem Timur başkan. Yeni dönemin başkanı. Bu lafımı unutma. Burada dursun. Tamam mı? Alt yaptı zaten. Bir çıktı. Şimdi inceyi de yapıyor. İnceyi yaptıktan sonra sıvayı yapacak. Kapatacaklar binayı. Mis gibi başkan olacak. Kimse iyi de başkan olur. Sana söyleyeyim. Çünkü bu tiyatroları güzel beceriyorlar hep birlikte. Birisi der ki fütratımız. Birisi der ki gibi gibi titirmen böyle devam ederler. Camiyaları böyle temsil ederler. Ha Okan. Ya Okan Hoca yani siz hem böyle olman lazım. Ne dedin? Ay diyor ki ay, geçen yılki facia. Ay, ay. bugün bizim burada yaşadığımız aynı şey diyor. Aynı şey değil. Aynı şey diyor. Değil abi. Olur söylüyor. sev senlik bir pozisyon yok. O kaybetmeyi bir anlayın. Bülent tutumu, o davranışı eyvallah Bülent Uygun. Kardeşim benim severim. Yanlış. Baştan önce lan şu an ben delikanlı hakemiz. Delikanlı hakemiz. Dinle kardeşim. Deme. Niye diyorsun? Rıza Hoca yapmıyor muydu Fenerbahçe maçları öncesinde? Değil mi? Herkes yapıyor. Yapmayın kardeşim. Yeriti oluyor insanlar. Bülent'e de söyledi. Yapma kardeşim. Bası toplantısına girerken. Offsite'ımsı, penaltımsı bu sefer yapma arkadaş. Espri yapıyorsun biliyorum. Coşkulu bir kardeşsin ama olmuyor. Bak iş nerelere geliyorsun. 250 milyon euro bulun talimatı Cumhurbaşkanı'na. Ya Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan olmazsa zaten futbol piyasası falan hiç Darma Doğan olacak da. Yine de hani her şey karışıyor, her şey karışıyor diyorlar eyvallah. Bir parantez bir şey söyleyebilir miyim abi? Ama. Ben hı. şöyle bir samimiyetsizlik görüyorum. Bazen diyorlar ki hı. siyaset futbolun içerisine çok giriyor. Evet giriyor. E, hep bu diyor, Siz istiyorsunuz. E bu 500 milyon kamuoyundan bazen. Ha? Bu 500 milyon dolar yayın geliri gelirken de Yılın Demirören dedi ki Cumhurbaşkanı olmasaydı bu iş olmazdı. Evet. Kimse de o zaman şey demedi. Ya arkadaş bir dakika. Buraya nasıl parayı buluyorlar da demedi. Yani Mede, işine geldi. Işte. işine, işine geldi. Yıldırım orada bir duruş göstermişti. 400 küsür milyon eurolara çıkmasın tek sebebi az yıldırması. İrecep Tayyip Erdoğan'dı. Cumhurbaşkanı'dı. Türk Telekom'u soktular falan kırdırdılar. Şu bu. Oralara iyi tırmandı para. Şimdi yayıncı kuruluş ne yapıyor? Az Yıldırım hakkını bu kulüpler hiçbir ödeyemez. Bak bu anlamda. Yayın zaman Yayıncı kuruluş ne yapıyor? Ne yapıyor? Dünya kadar yayınları yanlış gösteriyor. Eksik kamerayla çekiyor görüntü vermiyor. Asıl görüntülerin gösterilmesini engelliyor. Kötü bir lig anlı, yani kötü bir lig yaşanıyor. Heyecanı yok. Bu ligin para değeri yok demeye çalışıyor. E peki hani bunlar bizim e, neydi çocuğun adı? Güntekin Onay da Güntekin'de çıkmak demiyor muydu ya bu şifresiz? Acun çıkmıyor muydu? Şifresiz izlemeyin. İşte bunlar falan bina. E sana çok önemli bir şey söylüyorum burada. Şifre kırıcılarını bulmuşlar. Niye kullanmıyorlar? hala kaçak yayın yapılıyor ortalıkta. Çok da basit bir sistemle çözmüşler işi. Saniyesinde kapatılıyormuş. Hı. Bunlarda da sistem varmış. Yayıncı kuruluşta söylesinler bana. İçeriden bilgi aldı. Ne yapıyorlar? Kullanmıyorlar. Şeyi düşün değeri. Türk Ligi'nin, Süper Ligi'nin değeri düşsün. 50 milyon dolara kapatalım. Yersen, kirşen bir de kafa gösterdiler ya biz yapmayız falan hani. Biz yayıncı kuruluş olarak devam etmek istemiyoruz. Yani korsanın önünü açıp ya orada zaten çok korsan işi oluyor. Evet engelleyemiyoruz da. Ya zaten bu yayının değeri de yok. 50 milyon dolar verelim yürüyelim mantığındalar. Güzel tezgah. Tamam mı? Çok güzel tezgah. Muazzam bir iş. E peki e, öyle oluyor böyle oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı da diyor. Kimler var? Acun var. Saadettin Saran var. Zaten Saadettin Saran Fenerbahçe Başkanı adaylığını bıraksın. Yayıncı kuruluş şekline girsin. Alsınlar İşte Acun, Saadettin Saran. Bir birlikte mi birlikte mi gelecek? Tabii Türk Telekom. 5-6 kişi toplansın demiş Sayın Cumhurbaşkanı. TRT herhalde yok işin içinde ama Te işte Telekom, işte Acun'un kanalı, Esadettin Saran'ın şey, ıvır zıvırı birlikte hep birlikte bir paket yapın. 250 milyon eurolara çıkartın bu işi. 250 milyon dolara çıkartın bu işi diye talimat verdiğini duydum. Çok da sağlam. Çamur gibi görüntüleri veriyorlar ha. Ya düşünsene bazen çok önemli şeyler kaçıyor. Özellikle veri yapıyorlar bunları. Çamur gibi görüntüler veriyorlar. Tamam Güntekin de ne yapsın orada zavallım anlatıyor işte. E peki kardeşim Hani ilk biz anlatmıştık hatırlıyorsun yayıncı kuruluşta yayını çeken şahıs Katarlı demişti. Katarlı yönetmen dedik hatırlıyor musun? Hatırlıyorum hatırlıyorum. Biraz etmez hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum hatırlıyor, elimizde kimsenin haberi yoktu. Hani adam adaletsizlik yapmaz dedik o gün hat hatırlarsın. Ha Hatırlarsan. Doğru. Değil mi? E ama adam abicim tercüman. Bu hikayeyi ne diye söylemişsin sen? Yani Hatır verilmemesi yani hiç alakası yok. Adam zaten yönetmeni Tabii. Katar'dan getirmişler demiştin sen. Aynen tercüman. Tercüman tercümanla yayın yapıyor. Ya ben aradım şeyi bizim eski yönetmen dostumu Musa Çözen'i. Ya dedim bunlar tercüme. Baba dedi çekil üç kamera var gözlerim böyle olacak dedi nasıl olur. Tercüman ona tercüme edecek. Bu pozisyon değerli bunu alalım verelim böyle yayıncılık anlayışı mı olur dedi. Yani anlık biz karar veriyoruz anlık. Ya orada tercümanla karar veriyor yönetmen de. değişti değil yani doğru değil. Evet. Tabii var mı başka? Enteresan detaymış abi. Evet. Ağzına sağlık. Fred'in bu cezası ile ilgili ikiye indi en alt limit. Son bölümde detaylar sende abi. E Gökhan Zandı şuydu buydu. Dünya kadar biliyorsunuz o zaman 2012'de Gazze stoperi sakatlandı. Maçı Erte... Yoktu. Cezası ertelendi. cezası ertelendi. Cezası ertelendi. Cezalar düştü. Yani onu Samur Sayın transfer hikayesi var Sivas'ta. E, Bülent arada beni 3 gün ilk bana çıkmamış dedi ya o herif. Eyüp Spor'a transfer olduğu için hmm. üç gün antrenmana çıkmamış abi dedi. Ondan sonra ben geldim maça çıkmak istiyorum diye olur mu dedi yani adalet mi olur dedi yani iş bir, bir tiyatro dedi kendince yapmış Eup sat almış satın almış yani bu sadece futbol alt yapılar bunlar bunlar voleybol falan filan her yerde problem var voleybolda yok da Peki. yani yüzme de bile var ya yani yüzme de bile hmm. e, cinsel taciz davası süren adam çalışıyor mesela bir kulüpte olacak iş mi yani? E sonrasında bazı federasyon başkanı ya da federasyon yönetim kurulu arkadaşlar başka x bir kulübe daha çok destek vermeye çalışıyor. E bundan Fenerbahçe rahatsız mesela. Diyor ki kardeşim sen Fenerbahçe'nin de kongreyesi arkadaş. Ama gidip başka kulüplere e, yetişecek genç yürücüleri ya da hocaları pas etmeye çalışıyorlar. Ya bu hakkınız değil sizin işiniz değil. Sizin işiniz değil. Siz işinizi düzgün yapın bırakın adil bir şekilde dağılım olsun. Anlatabiliyor muyum? Yani havuzda bile var. Bir tek voleybolda sıkıntı duymuyorum ben son zamanlarda. Hiç sıfır. Basketbolda da oluyor inceden inceden. Biliyorsun menajer oyunlarından oluyor basketbolda da. Ama yani sporumuzun her dalında her şeyinde bir problem. Bir <laughs> problem. Yani, yani az yıldırım ben eleştiriyordum zamanında. Altyapılara şunlara bunlara çok değer veriyor. Futbol takımı kötü gidince e, gözleri oraya çevirtiliyor. Basketbola çevirtiliyor. Şeye çevirtiliyor falan filan diye millî tane futbolu unutturup oralardan e, puan almaya ama doğru yapıyormuş adam dünya kadar e, altyapı kurdu oralarda diğer ama, ama amatör amatör spor evet. önemli. Bir de süpür kalkıyorsun. E, 24 tane takımına rezaleti görüyorsun değil mi? Çok feci. 24 tane takımına Süper Lig'deki 7 takıma transfer yasağı geliyor. Bir de 2-3 dönem Şimdi bu neden ne? falan değil. Bu sadece Mehmet Büyükekşi'nin sorunu değil. Tabii onu da söyleyelim adil olalım. Hı. Daha önceki futbol federasyonu başkan ve yönetim kurulları doğru bir şekilde bu kulüpleri kontrol altına alsalardı, uyarıları yapsalardı, ceza kesselerdi, maç puan silme yapsalardı bu iş buraya gelmezdi. Talimatlara göre hareket etselerdi doğru. bu işler buraya gelmezdi. Şimdi o zaman ne oluyor? Dünya kadar anlatılamayan harcanmış paralar var. Sonra oyuncuların paraları da öder. Elde ne var? Elbise. Elde ne var? Sıfır. Hiçbir şey yok. Ya yok. E şimdi bu takımlar, bu kulüpler. Şimdi bir yol buluyorlar yine açıyorlar. E Yav kardeşim kanal tıkanmış. Sen tamamıyla oraya aç. Bir kanal, bir düzgün bir şey döşe oraya. Oldu bu spor yasası falan filan. Hepsi yetsin hikayeye. Bir şey. Yok öyle diyorlar, böyle diyorlar. Bir de azizlilerin sükunet çağrısı. Abi son zamanlarda gördüğüm en muhteşem, en en büyük bir, bir eski başkan açıklaması. Altında olanları az çok birazcık paylaştım Saadettin Saran'ın. Aday olma şekli işte Ali Koç başkanı ya ben aday olmayacağım şampiyon olursak bırakacağım sen devam et ya başkan sen aday olacaksan ben boşu boşuna hazırlık yapmayayım sonra bana reklamcı reklamını yapıyor diyorlar Feridunlar falan filan ve reklamını yapar yana geçer oturur o, o günün çağrına bakarız der diyorum ya ben hep anladın mı sonra benim için böyle derler diyor ona göre diyor yani o da diyor ki Nisan gibi herhalde şampiyonluğun belli olacağını varsayıyor Sayın Ali Koç o zaman söylerim diyor filan. İş böyle kalmış durumda mesela. Ya Malik e, Aziz Bey ne çıkıyor? Diyor ki net bir şekilde bak. Şu anda Fenerbahçe'nin bir başkan sorunu yok. Seçim sürecinde beni işe katmayın diyor. E, seçim hattına sokup beni. İşte işler kötü giderse Aziz Bey seçim sattı, hattına soktu bizi. Sattına soktu. E, sonra çekildi falan filan. Hikaye. Anladın mı? Beni o tiyatronun içinde koymayın diyor. Fenerbahçe'nin sükunete ihtiyacı var diyor. Bak hakikaten çok güzel bir söz. Sükunet. Biraz sükunet. Bırak sağdakiler konuşsun... Mücadele etsin. Gayet de güzel takım kuruyorsun. Ki Bak, en güçlü olduğu dönemde şu bak. an sezonun tarihine iyi işlerini yaptı. Tamam mı? Şimdi bunun Bak Aziz Bey de öyle yapıyordu. Ben Aziz Bey'e örnek veriyorum. Bir önceki başkan olduğu için. Yoksa Metin Aşık'tan da veririm. Ali Şen'den de veririm. Şeyden de veririm. E, hepsinden veririz örnek. O başka. Ama ne vardı da? Doğru olan bir tek şey var. Bak. Bunu kurdun. Aksiyemliğin var diyelim. Çek o. Yaşlandı diyelim. Hop. Saldan da diye bir çocuk var. Gidiyorsun. Doğru. Alkış. Neden? Çünkü onda bir sıkıntı olsa çat. Ben daha yenisini getirdim, daha gencini getirdim. O zaman kaç tane transfer yapıyorsun? Her seferinde 10 tane, 13 tane değil. Üç tane, iki tane, dört tane, i̇ki neyse tane. dört tane. Belki de yapmaya ihtiyacın bile alınca ar düzenlemeyecek. Ar Artık de işte senden bu? Bir şey inşa etmek bu. Doğru inşaat bu. Anladın mı? Son dakikada son şeyler transfer değil. Bu, Bonikçi, sana başka bir şey getirir. Senin mert müdürün var. Bak bambaşka bir seviyeye taşıyabilir mert müdür. Katılıyorum. Kendisiyle birlikte. Anladın mı? i̇htiyacın i̇şte bile duymayabilirsin. Katılıyor. Fred bambaşka seviye. Sen bunu ikinci izle şimdi ikinci bölgeye nasıl taşıyacak takım? Yeni haftada ya bizim Ömer Faruk bir şey yazmış onu unuttum söylemeyi. Söyle abi. 1 milyon euroya yakın para harcandı bu şeye. Yarı otomatik offside sistemine biliyorsun ilk günden de Rize'de çalışmamış. Ama bu çalışmayacak anlamına da gelmiyor. Direkt yok etmemek lazım. Bu ihtiyaç duyulacak bir sistem. Ama işte zeminler, sahalar, asıl federasyon başkanının, federasyon yönetim kurulu üyesinin, kulüplerimizin e, sahasında maç oynayan ve sahasının rezil halini görmeyen yönetimlerin bunlara bir çare bulması lazım. Önce bunlara bir çare çözüm bulun. Sonra biz arkanızdan geliriz sizin. Problem yok. Ki bu yatırımlarında ben de aynı şekilde iyi olduğunu düşünüyorum. Abi haftaya görüşürüz Radar'da. Radar'da.